Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Google Chrome'un çıkartmış olduğu uzaktan masaüstü uygulamasını anlatacağız. Bu uygulama ne işe yarıyor derseniz, bilgisayarınıza da kurduğunuz bu eklenti sayesinde bilgisayarınıza tabletinizden, telefonunuzdan erişebiliyorsunuz. Bilgisayarın ekranı direkt tablete ya da telefona geliyor. Buradan işte parmağınızla mouse'u oynatabiliyorsunuz, direkt ekranı görüyorsunuz. Şunu belirtmekte fayda var. Şu an ülkemizde marketten indirirseniz bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Çünkü şu an ülkemize destek vermiyor bu uygulama. O yüzden şu altta gördüğünüz linkten APK'sını indirip tabletinize veya telefonunuza kurmanız lazım. Uygulama aynı zamanda Mac bilgisayarlarda da çalışıyor. Hani sadece Windows tabanlı bir uygulama değil. O yüzden Mac bilgisayarınız varsa rahat rahat kurabilirsiniz. Şimdi bir bilgisayara geçip Chrome eklentisini kuralım tabletimize bağlayabilmek için. Bilgisayarımızdan Chrome tarayıcısını açıyoruz. Daha sonra Google'a Chrome remote zaten çıktı burada. Açıyoruz bunu. Bu eklentiyi yüklüyoruz arkadaşlar. Şurada ücretsiz seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Zaten Chrome şimdi kendisi otomatik olarak ekleyecek bunu. Gördüğünüz gibi şurada Chrome'da bizim uygulamalarımızın yanına ekledi. Tıklıyoruz. Burada yetkilendir diye bir seçenek var. Devam et diyoruz. Buna kabul et diyoruz. Şimdi burada iki seçenek çıkıyor karşımıza. Bir tanesi uzaktan yardım. Zaten alt tarafta açıklaması var. Kullanıcılar arası ekran paylaşımı gibi bir şey. Yani başka bir arkadaşınıza hani bir sorunu çözemiyor. Sizinle ekranını paylaşmasını sağlıyor. Siz onun sorunu çözüyorsunuz gibi bir şey. Bilgisayarınızı her yerden erişin diye bir seçenek var bir de. Bu da işte bilgisayarınıza tabletinizden veya telefonunuzu telefonunuzdan erişmenizi sağlayan seçenek. Biz ikinci seçeneği seçelim. Başlayın diyoruz. Burada uzaktan bağlantıları etkinleştir diye bir buton var. Tıklıyoruz ona. Burada bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor. O şifreyi giriyoruz. Tamam diyoruz. Buradan rapor göndermek istersek Chrome'a bu işareti koyabiliriz. Tik işareti koyabiliriz buraya. Tamam dedik. Burada buna da izin veriyoruz. Evet diyoruz buna. Şurada aşağıda bir tane pencere açıyor. Buraya belirlediğimiz pin kodunu yazıyoruz. Bu pencere genelde gözden kaçıyor. Hani şu alt tarafta çıkıyor. Onu unutmayın. Vay açılmadı falan demeyin sonra. Tamam diyoruz. Buradan da tamam diyoruz. Şimdi telefonu attığımız Chrome uzaktan masaüstü uygulamasına geçelim. Bu görüntü direkt telefonumuza veya işte tabletimize gelecek. APK'yı tabletimize attık ve kurduk arkadaşlar. Şuradan uzaktan masaüstü görüyoruz uygulamayı açalım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta aynı hesapta olmamız lazım. Mesela biz webtekno.com@gmail hesabındayız. Bilgisayarda da aynı hesaptayız. Başka bir şekilde bağlanamayız o bilgisayara. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. Ben istersem arkadaşlarımın benim bilgisayarıma erişmesine izin verebiliyorum. Onun için başka bir hesap atayabiliyoruz buraya. Şöyle biz girelim kendi bilgisayarımıza. Bağlanıyor şu an. Bir pin kodu girmiştik bilgisayardan. O pin kodunu buraya da giriyoruz. Pin kodunu girdikten sonra bağlan diyoruz. Bağlanıyor. Gördüğünüz gibi geldi ekran. Bu direkt bilgisayarımızın ekranı. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Chrome açıldı. Şöyle mouse'u parmağımızdan biraz uzak tutuyor ki yani rahat rahat gezdiğimiz yeri görebilelim diye. Buraya bir şey yazacağız. Şurada klavye var. Gördüğünüz gibi normal kendi bilgisayarımız gibi. Zaten kendi bilgisayarımız dolaşabiliyoruz rahat rahat. Bu uygulamayı kullananlar genelde hani saat tıkın nasıl olduğunu bulamıyorlar. Arkadaşlar çift parmağımıza dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi saatik istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz. Böyle milli saniyelik bir gecikme var. Çok da rahatsız eden bir şey değil hani. Bilgisayarımız evdeyken acil dosyalarımıza ulaşmamız gerek. Bu uygulama sayesinde ulaşabiliyoruz. Şimdilik markette bu uygulama var ancak ülkemizde desteklenmiyor. Açamazsınız. APK'dan kurmanız lazım. Belki de hani bu videoyu izlerken gelmiş olur markete. Bu videomuzda sizlere Google Chrome'un çıkartmış olduğu uzaktan masaüstü uygulamasını tanıttık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.